hadi sen de durma Sana bolca Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Çarpanları ayırma ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Geliştirici test 5'i çözeceğiz. Birinci soru gelsin. x,y sıfırdan farklı gerçel sayılardır x küp eksi x kare çarpı y eksi y küp artı x çarpı y'nin karesi sıfıra eşit ise x artı 3y bölü 2x eksi y'nin değeri kaç eşittir? Şöyle başlayalım arkadaşlar. Şu verilen ifadede x küp ifadeler var. Bunları bir yan yana getirelim. Ben burayı x küp eksi y küp şeklinde yazayım. Şu ikinci ifade ile dördüncü ifadeyi arkadaşlar ortak çarpan olan eksi x çarpı y parantezine alırsam geriye kalacaktır arkadaşlar? Bir tane x öbür ifadede arkadaşlar artı çıkabilmesi için eksi y şeklinde ifadenin kalması lazım. Bu da eşittir sıfır. Şimdi arkadaşlar şu küplerin farkının Yazılış şeklinden dolayı ben şu x küp eksi y küpü x eksi y çarpı burayı x kare artı x çarpı y artı y'nin karesi şeklinde yazabiliyorduk. Eksi x çarpı y çarpı x eksi y eşittir sıfır. Şimdi ortak çarpan x eksi y'ler var. Ben burayı x eksi y parantezine alırsam. x eksi y parantezine aldım burayı. Birinci ifadeden x kare artı x çarpı y artı y'nin karesi gelir. Eksi öbür ifadeden arkadaşlar x çarpı y gelecek. x çarpı y ile eksi x çarpı y birbirini götürdü. Arkadaşlar Geriye x eksi y çarpı x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 0 kaldı. Şimdi arkadaşlar burada iki tane ihtimal var. Ya x eksi y'nin değeri 0 eşit olacak ya da x kare artı y'nin karesi 0'a eşit. x ve y sayıları 0'dan farklı sayılar dediği için x kare artı y'nin karesinin sıfır olma şansı yok arkadaşlar. Bu olamayacak. O zaman x eşittir y olmalı. O zaman benden istediği ifadede x gördüğüm yere y yazarsam burası y artı 3y bölü x gördüğüm yere y, y yazdım. Burası 2y eksi y olacak. Düzenlersek 4y bölü y Y'ler birbirini götürdü. Sonuç 4'e eşit arkadaşlar. C eksi A'nın değeri 2. A artı C'nin değeri 8'e eşit. Bizden arkadaşlar bu ifadenin değerinin kaç eşit olduğunu soruyor. Şimdi soruyu incelediğimiz zaman arkadaşlar 2 kare farkı var. Yani burada ikiler var. Arada eksi var. Yine alt tarafta ikilerimiz mevcut. Arada da eksi var. 2 kare farkı uygulayacağız. Şimdi öncelikle bir toplayacağız. Sonra bir de çıkartacağız. Önce toplamayı yapalım isterseniz. Tabandaki ifade a eksi b eksi c. Bu ifadeyi de ben diğer taraftaki arkadaşlar tabanı toplayacağım öncelikle. a artı b eksi c. Çarpı diyeceğim. Birinci ifadeyi yine aynen yazıyorum. a eksi b eksi c. İkinci tabandaki sayı eksi ile çarparsak burası eksi a eksi b artı c'ye dönüşecek. Haydi de aynı işlemleri uyguluyorum. Burası da A artı B artı C artı önce topladık. B eksi C eksi A çarpı dedik. Birinci ifadeyi yazdım. İkinci ifadeyi eksiyle çarpacağım. Eksi B artı C artı A olacak. Peki gidenler kalanlar kimler arkadaşlar bir görelim. Şimdi şurada eksi B ile artı B birbirini götürdü. Başka götüren bir ifade yok arkadaşlar. Burayı düzenlersek o zaman 2 tane A var. Eksi 2 tane C sayısı. Çarpı. ikinci ifadede A'lar birbirini götürdü. Eksi C artı C'yi götürdü. Burada eksi 2 tane B kaldı. Alt tarafa geldik. Artı C eksi C'yi götürdü. A'lar eksi A'yı götürdü. Burada 2 tane B kaldı çarpı. Artı b eksi b'yi götürdü. Burada da arkadaşlar 2 tane a artı 2 tane c var. Sadeleştirme işlemleri yaparsak 2b ile eksi 2b birbirini götürdü. Sadece eksi 1 kaldı. Şu ikileri de sadeleştirelim. 2 parantezini alırsak burası a eksi c. Bir de eksimiz vardı. Eksiyi başa alalım isterseniz. Alt tarafı da 2 parantezine aldım. Burası da a artı c oldu. İkiler birbirini götürdü arkadaşlar. Eksi a eksi c bölü a artı c. a eksi c'nin değeri arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Şurayı eksiyle çarparsak a eksi c'nin değeri buradan eksi 2 eşit. Eksi eksi 2 bölü a artı c değeri de 8 eşitti oranladığımız zaman 2 bölü 8 bu da 1 bölü 4'e eşit olacak. Cevabımız Edirne seçeneğinde mevcut. A üzeri 6 artı 7 tane A'nın küpü eksi 8 ifadesinin çarpanlarından birisi hangisi olamaz diye sormuş. 6. dereceden bir denklem olduğundan dolayı arkadaşlar ifade olduğundan dolayı bunu basitleştirelim arkadaşlar. Yani bir değişken değişikliğine gidelim. A'nın küpüne biz x diyelim. Bu x olsun. Şimdi a üzeri 6 dediğimiz sayı a'nın küpünün karesine eşit. Artı 7 tane a'nın küpü eksi 8. Değişken değiştirmesi, değiştirmemizi uygularsak burası arkadaşlar x'in karesi artı 7 tane x eksi 8 olacaktır. Dikkat ederseniz bu ifade arkadaşlar çarpanlarına ayrılabilir. ikinci dereceden bir ifade. Ben burayı artı 8'e eksi 1 şeklinde yapabilirim. Çarpımlara eksi 8 toplamları ortadaki ifadeyi veriyor. 7'yi veriyor. O zaman bu ifadeyi biz x artı 8 çarpı x eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi x dediğimiz yeri tekrar arkadaşlar a'nın küpüne eklersek bu ifade A'nın küpü artı 8. A'nın küpü eksi 1 şeklinde düzenlenebilir. Şimdi bunu düzenleyelim arkadaşlar. A'nın küpü artı 8 dediğimiz ifade 2'nin küpüne eşit. Burası da A'nın küpü eksi 1'in küpü şeklinde yazılabilir. Bir küpler toplamı var. Bir de küpler farkı var arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle küpler toplamını şu şekilde ifade edebilirim. Öncelikle şu tabandaki sayıları toplayacağız. A artı 2 çarpı birinci tabandaki ifadenin karesi. Burada bir eksi oluyor arkadaşlar. Artı ile başladıysanız eksi ile devam ediyorsunuz. Tabandaki sayıları çarpıyorsunuz. Artı diyorsunuz. İkinci tabandaki sayının karesi yani 4. Çarpı Küpler farkına gelirsek öncelikle tabandaki sayıları birbirinden çıkarttık. A-1 çarpı. Yine buraya da aynısını yapıyoruz. Tabandaki ifadenin birinci tabandaki ifadenin karesi. Eksi varsa hep artı var arkadaşlar burada. Tabandaki ifadeyi çarptım. A ile 1'in çarpımı A eşit. Artı dedim. ikinci tabandaki sayının karesi 1'in karesi de yine 1'e eşit. Hangi çarpan yok arkadaşlar? Dikkat ederseniz A artı 2 var. A eksi 1 var a kare eksi 2 a artı 4 var. a kare artı a artı 1 de var. Yalnız burada a eksi 2 çarpını diye bir şey yok arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz Adana seçeneği olacak. 2x kare artı y kare eksi 6x eksi 2x y artı 9 sıfıra eşit ise y değeri kaça eşittir? Şu ifadeleri arkadaşlar bir yan yana getirelim. Hangi ifadeleri yan getireceğiz arkadaşlar? Öncelikle şuradan arkadaşlar 2x kare vardı. Ben şu 2x kareyi bir x kare artı x kare diye parçalayayım. Artı y'nin karesi eksi 6x eksi 2x'ye artı 9. Eşittir 0. Şimdi şunu yapacağız. x karenin tekini aldım arkadaşlar. Onun yanına eksi 6x'i getirdim. Artı 9'u aldım. Yani şu ifadeleri ilk olarak yazdım. Geriye kalan ifadeler arkadaşlar onu da düzenli yazarsak burası x kare eksi 2 tane x'ye artı y'nin karesi şeklinde düzenlenebilir. Bu da sıfıra eşit. Şimdi ben birinci ifadeyi bir tam kare ifadenin şeklinde yazabilirim. Yani burası x eksi 3'ün karesine eşit. Artı ikinci ifade de x eksi y'nin karesine eşit. O da sıfıra eşit olacaktır. Şimdi kareli ifadelerin arkadaşlar sonucunun sıfır çıkabilmesi için toplamının tabandaki sayıların sıfıra eşit olması lazım. Yani ben burada x eksi 3'ü sıfıra eşitleyeceğim. x eksi y dediğim ifadeyi sıfıra eşitleyeceğim. x buradan 3 olarak bulunur. x de buradan y'ye eşit çıkar. x ve y değerleri birbirine eşit olduğundan x'in değeri 3'tü. O zaman y'nin değeri arkadaşlar 3'e eşit olacak seçeneğimiz Edirne seçeneği. Diğer sorumuz arkadaşlar. A küp eksi B küp çarpı C küp 54'e eşit. Altta A kare artı A, B, C ve B'nin karesi çarpı C'nin karesinin 27 olduğunu vermiş. Ve son denklemimiz arkadaşlar A artı C çarpı B'nin değeri de 6'ya eşit ise A değeri kaça eşittir? Şimdi 3 tane bilinmeyen var arkadaşlar ve burayı birazcık toparlamamız lazım. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şimdi şu birinci ifadede arkadaşlar A'nın küpü eksi ben B'nin küpü çarpı C'nin küpünü B çarpı C'nin küpü şeklinde yazabilirim. Bu 54'e eşit. Şimdi küpler farkının yazılışı vardı arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bir öncelikle tabandaki ifadeden tabandaki ifadeyi çıkartıyorduk. Yani burası ne olacaktır? A eksi B çarpı C şeklinde ifade edilebilir. Sonra birinci tabandaki sayının karesini alıyorduk. A kare. Eksi ile başladığımız için hep artı oluyordu. Tabandaki sayıları çarpıyorduk. A çarpı B çarpı C eşit. Artı İkinci tabandaki sayının karesini alıyorduk. Burası da b kare çarpı c kare. Bu da eşittir 54. Dikkat ederseniz bize şu ifadenin sonucunu vermiş arkadaşlar. Bunun sonucu 27 eşitmiş. O zaman şu ifadenin çarpımının 2 eşit olması lazım. A eksi b çarpı c'nin değeri 2 olarak bulunur. Biz arkadaşlar bir denklemde kendisi vermişti. Şurada A ile C çarpı B'nin toplamını 6 olarak vermiş. Ben bunları taraf tarafa toplarsam bunlar birbirini götürdü. 2 tane A'nın değeri 8'e eşit. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman A'nın değeri 4 olarak bulunur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet arkadaşlar son sorumuz. A bir pozitif tam sayıdır. A'nın küpü eksi 2A'nın değeri 115 ise A kare eksi 3A'nın değerin kime eşittir? Şimdi arkadaşlar A sayısı pozitif bir sayı ve küpünden iki katını çıkarttığım zaman 115 çıkmış. Arkadaşlar küpünü düşünelim ve pozitif sayı olarak alalım. Mesela 4'ün küpünü alsak arkadaşlar 64 küçük bir sayı gelir. 5'i alırsak arkadaşlar mesela A sayısı 5 olsaydı 5'in küpü eksi 2 çarpı 5 değeri 125 eksi 10 yani 115 olarak bulunurdu. Demek ki arkadaşlar bu A dediğimiz ifade 5'e eşit. Bizden a kare eksi 3 a'nın kaç eşit olduğunu soruyor. 5'in karesi eksi 3 çarpı 5 değeri 25'ten 15 çıkarttığım zaman bu sonuç 10'a eşit olacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz Adana seçeneği. Evet son sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.